Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben kızlarımın doğum günü hazırlıklarına başladım. Şimdi bugün sizlerle iki adet tarif paylaşacağım. Milföy hamurundan yapılan iki farklı, pratik ama sunumu da bir o kadar güzel ve lezzetli bir tarif. İlk baştan tarçınlı şekerli milföy çubukları ile başlıyorum tarifime. Şöyle şu şekilde şeritler kesiyorum. Önce çözdürdüm zaten. Böyle biraz uzatıyorum elimle. Uzatabildiğimiz kadar uzatıyoruz bu şekilde. Sonra böyle kıvırıyorum bunu. Kıvırdıktan sonra da şöyle toz şekerle tarçın karışımı yaptım ben. Ona buluyorum. Toz şeker ve tarçın var bu karışımda. Başka hiçbir şey yok. Tarçınlı toz şekerli karışımı buladıktan sonra da şu şekilde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime bunları diziyorum. Bu arada satıcı geçiyordu, kusura bakmayın. Sesi geldi sanırım. Şimdi şöyle uzattım yine. Kıvırıyorum. Ve yine tarçın ve toz şekeri buluyorum. Yine aynı şekilde. Milföy zaten tam ayarında çözdürürseniz eğer kolay bir şekilde oluyor. Şekil vermesi. Dört parçaya böldüm bu şekilde. Şöyle bir adet kare milföyümü dört şerit halinde kestim. Şeritleri uzat, kıvır ve toz şekerle tarçına bula. Evet, şimdi bu hamurum için de aynı uygulamayı yapacağım. Dört parçaya böyle bölüyorum. Evet, şimdi fırına gitmeye hazırlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini sıraladım. Evet, şimdi diğer tarifimize geçiyoruz. Yine milföyümü alıyorum. Bu kez iki parçaya bölüyorum. Şöyle yapalım. Ve sürülebilir krem çikolatayı şöyle milföylerimin üzerine sürüyorum. Görebiliyor musunuz? Evet, bu şekilde sürdüm gördüğünüz gibi ve şimdi bunu böyle rulo yapıyorum. Bu şekilde yine yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime diziyorum. Bunu da yine böyle rulo yaptım. Diğer milföyümüzü alalım.
İsterseniz reçel de sürebilirsiniz. Ben reçelle de yapıyorum. O da çok güzel oluyor. Farklı bir tat oluyor. Bunların üzerine piştikten sonra da pudra şekeri serpeceğim. Soğuduktan sonra tabii ki. Şimdi daha bitmedi. Farklı şekillerde de göstereceğim sizlere. Bunlar rulo olanlar. Şimdi bir de daha farklı şekilde yapalım. Bakın çikolatamı sürdükten sonra sadece ikiye kapatıyorum. Ve çatalla kenarlarından şu şekilde bastırıyorum. Bu da piştikten sonra kabarıyor ya, o zaman şekli çok güzel oluyor. Bu şekilde. Diğerine de aynısını yapalım. İkiye kapatıyorum. Biraz bastırıyorum. Ve çatalla kenarlarından eziyorum. Bu şekilde çatalın izini çıkartıyorum yani. Şimdi bir diğer şeklimize geçelim. Buna da direkt bütün olarak sürüyorum. Biraz daha sürelim. Şöyle bol çikolatalı olsun. Şimdi bunu da bu sefer üçgen olarak kapatıyorum. Beyine ne yapıyorum? Bu sefer bu üçgen şeklin kenarlarından çatalla şekiller çıkartıyorum. Hafif ezdirip çektirerek. Bu da böyle oldu. Bir tane daha yapalım. Evet, yine kapatıyorum. Bıçağımı aldım. Şöyle. Böyle çektire çektire. Evet, bu da hazır. Şimdi yine başka bir şekil yapalım. Şöyle 5 adet kesik atıyorum. 5 olur, 4 olur, hiç fark etmez. Bu kez sadece şu kısma çikolatamı sürüyorum. Dediğim gibi reçel de olur, marmelat olur. Elinizde ne varsa, bunun tuzlularını da yapabilirsiniz yine labne peyniriyle ya da salça sürebilirsiniz o şekilde. Alternatifler çok. Şimdi bu şekilde yine böyle kıvırıyorum. Bakın. Ve şu şekilde yapıyorum. Açtırıyorum. Ay şeklinde. Bu da böyle kruvasan gibi oluyor.
tane daha yapalım yine aynı şekilde. Şöyle yarısına kadar kesikler atıyorum. Yine o kesiklere kadar olan bölüme kadar, yani yarısına çikolatamı sürüyorum. Ve şöyle kıvırıyoruz. Sonrasında da böyle yapıp biraz bastırıyorum kenarlarından. Evet, diğer tepsimiz de fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Üzerlerine yumurta sarısı sürmüyorum. Tatlı yaptım milföylerde. Çünkü tatlıyla yumurta kokusu belki gelebilir, yani rahatsız edebilir. O yüzden hiç gerek yok sürmeye. Gayet de güzel oluyor. Ben tatlı milföyler yaptığım zaman hep bu şekilde yumurta sarısı sürmüyorum üzerine. Piştikten sonra da pudra şekeri serpiyorum soğuduktan sonra. Evet, tarçınlı, şekerli milföy çubuklarım da piştiler arkadaşlar. Bu şekilde evimi, mutfağımı mis gibi tarçın kokusu sardı. Evet, gelelim şimdi sunum aşamasına. Şöyle A101'de satılan hazır çikolata soslarından koydum bir kaseye. Diğer kaseye de böyle renkli şekerlemelerden. Süslemeseniz de olur ama ben bugün süsleyeceğim. Şöyle önce çikolata sosuna uç kısmını buluyorum. Ardından da şekerlemeye. Bu şekilde bir bardağım var ve bardağı dizeceğim. Bakın sunumu ne kadar hoş duruyor. Umarım keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve videomu beğenirseniz de çok sevinirim. Yine o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu vlogu iki parça halinde böldüm arkadaşlar. Yarınki vlogu sakın kaçırmayın. Yarın doğum günü menüsü, doğum gününe benimle hazırlanın, makyaj, kombinimiz ve doğum günü kutlaması yarın yayında olacak. Sizleri dop dolu çok keyifli bir içerik bekliyor. Yarınki vlogu sakın kaçırmayın. Bu doğum günü vlogunun devamı olacak. Yani İki parti halinde vlog oldu. Bu ilk partiydi. Tarifleri paylaştım sizinle. Milföylü tarifleri. Yarınki vlogda çok dolu bir içerik sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim.